Değerli basın mensupları, muhterem dava arkadaşlarım, sözlerimin başında hepinizi saygılarımla selamlıyor, esenlik ve selamet dileklerimi hasreten paylaşıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlere kavuşmamızı, kucaklaşmamızı nasip eden Allah'a şükrediyor, yeni yılınızı da tebrik ediyor. ...10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde planlanan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, milletvekilleri ve il başkanları ortak toplantısının son gününde düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz diyorum. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, 21. yüzyılın ikinci 10 yılının 365 günlük son etabına girmiş bulunuyoruz. Çalkantılarla pekişmiş, çatışmalarla perçinleşmiş, zorlu bir yılı geride bıraktık. İnsanlığın sükunete, suhulete, sulha ve refaha adeta muhtaç hale düştüğü bir dönem bitmiş ve yeni bir yıl umutla başlamıştır. Bölgemizde ağır şartlar hakimdir. Komşu ülkelerdeki kaos ve kargaşa artarak, azarak, yayılarak devam etmektedir. Sınırlarımızın diğer yakasında mücavir alan ve bölgelerde ortak akıl ve sağduyu kaybolmuş, cinnet, cinayet ve cepheleşme egemenlik kurmuş, insan haysiyetini kurutmuştur. Emperyalizmin bulduğu her zaaf ve açıktan istifade ederek mevzi üstüne mevzi elde etmiştir. Etik hassasiyetler dışlanırken etnik ve mezhebi kamplaşma tırmandırılmakta, bunun sonucunda düşmanlıklar kamçılanmaktadır. İnsan hayatına saygı, insan onuruna bağlılık neredeyse dip yapmıştır. Dünya soğuk savaş döneminden çıkmasına çıkmıştır. Fakat asimetrik boğuşmaları, hibrit mücadeleler, kökleşen hizipler, derinleşen ve devleşen anlaşmazlıklar sıcak savaş şartlarını gün be gün tahkim ve tahrik etmektedir. Adı konulmamış, ilanı yapılmamış, itiraf edilmemiş bir savaş iklimi varlığını hissettirmektedir. Ben insanım diyen hiçbir vicdan sahibinin suskun ve seyirci kalamayacağı senkronik skandallar, seri komplolar, serpilen kumpaslar vuku bulmaktadır. Çevremizde güç ve enerji haritaları kanla çizilirken insani değerler çizik yemektedir. Kumandalı istikrarsızlıkların dalga boyu yükselirken bölüşüm, hakimiyet ve paylaşım kavgaları moda ve meşhur kavramlarla maskelenmektedir. Adına demokrasi demişler, terörü saklamışlardır. Adına özgürlük demişler, istifaları gizlemişlerdir. Bilhassa emperyal hevesler peşinde koşan ülkeler nüfuz alanları oluşturarak Orta Doğu'yu fiilen parsel parsel taksim etmişlerdir. Sınırlarımıza paralel şekilde kurulmak istenen ve milli azimle baltalanan terör koridoru küresel Türk düşmanlığının sahne almasından başka bir şey değildir. Ne ibretlik ve isyan ettirici bir gerçektir ki masumların canı üzerinden kahredici ve korkunç siyasi oyunlar tedavüldedir. Kimin dost, kimin düşman,
kimin mazlum, kimin mazarrat olduğu bellidir. Orta Doğu ateş hattında, işgal altındadır. Komşu coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır. Medeniyetler kutuplaşması provoka edilirken dinler, inançlar ve kültürler arasındaki gerilim beslenip bilenmektedir. Bizim için öncelikle ele alınması gereken konu etrafımızda yaşanan vahim olayların ülkemize yansıyıp yansıyamayacağı, şayet yansıyacaksa bunun derece ve ölçüsünün ne olacağı, nasıl mukavemet gösterileceğidir. Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı hareketleriyle biçilen kefeni yırtmış, ben de varım demiştir. Bugün harap olan, hüsrana uğrayan coğrafyalar bizim eski hakimiyet havzalarımızdır. Buralarla ilgilenmemiz doğaldır, normaldir. Doğal ve normal olmayan binlerce kilometre uzaktan gelip bölgemizde silah ve zor kullanan ülkelerin cüretkarlıklarıdır. Gönül köprüsü kurduğumuz kültürel ve manevi bağlarla aramızda sıkı rabıtalar bulunan komşu halklarının huzursuzluğu elbette Türk milletine şu ya da bu şekilde sirayet edecektir. Irak'tan kendimizi soyutlamamız mümkün değildir. Suriye'ye sırtımızı dönmek, Libya'ya yüzümüzü çevirmek, İran'a mesafeli durmak akıl kârı olmadığı gibi mantıklı ve makul bir tercih de sayılamayacaktır. Kaldı ki buna ne tarih ne de milli tecrübeler müsaade etmeyecektir. Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan, Tahran'dan, Mogadişu'dan, Sana'dan, Kahire'den başlayacak, hepsini birden jeopolitik bir kuşak içine alacaktır. Sınırın öbür tarafı huzura kavuşmadan Türk vatanı emniyet bulamayacaktır. Bu nedenle komşu ülkelerdeki kanlı ve kaotik manzara Türkiye'nin tasvip etmeyeceği, olur ve onay vermeyeceği açmazlardır, çarpıklıklardır. Emperyalist ülkelerin bir asrı aşan süredir Orta Doğu havzasını karıştırmak, çatıştırmak, birbirine düşürmek, bundan da azami düzeyde nemalanmak istediği açıktır, aleni bir gerçektir. İtilafların kaşınması, ihanetlerin kurgulanması bundandır. İsyanların tetiklenmesi, hükümetlerin devrilmesi, rejimlerin dejenere edilmesi, toplumsal fay hatlarının kırılması, terör örgütlerinin kurulup kışkırtılması, bölünme ve parçalanma dinamiklerinin harekete geçirilmesi, vahşi bir programın, vandal bir planın farklı ara yüzleridir. Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle 10 yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve melanetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır. Hala bu tehdidi göremeyenlerin varlığı derin bir hayal kırıklığı olmakla birlikte hain kadrosunun çoğaldığının da delilidir. Mazisi yüzyıllara dayanan bir hesaplaşmanın halen sürdüğü, hatta azgınlaşıp boyut değiştirdiği milli hafızalarda tescillidir. Mıntıka temizliği yapmak suretiyle Türkiye'nin etrafı bir yandan boşaltılmakta, diğer yandan kuşatılmaktadır. Bu kapsamda İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır. Gönül coğrafyalarımız yanarken dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır.
eğer engel olunmazsa, eğer durdurulmazsa, komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır bilinsin ki Türkiye'dir. Bekaya dudak bükenlerin bizi anlamasını beklemiyoruz. Stratejik hataların taktik başarılarla düzeleceğini sanan gafillere sadece acıyor, esefle bakmakla yetiniyoruz. Yığınakta yapılan bir yanlışın mücadele boyunca devam edeceğini gözden uzak tutmuyoruz. Ne işimiz var Suriye'de? Ne arıyoruz Libya'da diyenler görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir. Bunlar delil değil devlet yönetmeyi, kendilerini bile yönetecek iradeden mahrum düşmüş densizlerdir. Muhalefet yapmayı Türkiye'ye muhaliflikle, yabancılara muhbirlikle karıştıran ve kaynaştıran siyasi maskaraların metruk tekne gibi rotalarını kaybettiği, fazilet ve fikir dağılması yaşadıkları ortadadır. Türkiye'nin olmadığı veya tecrit edildiği bir orduyu Orta Doğu ya da Akdeniz tablosunda kuşun, kurdun, karıncanın bile hayat hakkı olmayacaktır. Aynı şey Balkanlar ve Kafkaslar için de geçerlidir. Çünkü zalimlerin pusulası kandır. Onlar için her yol mübahtır. Amaçları yeraltı kaynaklarıyla birlikte jeopolitik ve jeostratejik çıkarlarının en üst ve azami düzeye çıkarmaktır. Bunun da ülkemizin egemenlik ve tarihsel haklarımızın dahası bölge insanının onuruna hepten aykırılığı inkar edilemeyecektir. Türkiye ön almalıdır. Öncü olmalıdır. Çok değişkenli dış politika enstrümanlarıyla çağın akışına milli perspektiften ve başkent Ankara vizyonuyla bakarak gelişmelere müdahil vasfını gösterebilmelidir. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın demek bu çerçevede doğru ve isabetli bir yorum görülmeyecektir. O yılan günü saati geldiğinde herkese musallat olacak, zehrini de ilk fırsatta müzahir ve müsait bir bedene akıtacaktır. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, Irak'ın 2003 yılındaki işgalinden sonra sayıları 1,5 milyona yaklaşan Müslüman kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden katledilmiş, büyük bir kültürel mirasın parlak meşalesi söndürülmüştür. Evini barkını terk eden Iraklı sayısı 4 milyonu bulmuştur. İşgalcileri sevinçle karşılayıp Saddam'ın heykeline terlikle vuranlar şimdi kendi kafalarına vurmakta, açılan şiddet ve nefret dehlizlerinde feryat figan etmektedir. Irak'ın devlet ve toplum hayatının ayarı kaçmış, temeli dinamitlenmiştir. Bu ülke fiilen bölünmüş, fikir, duygu ve inanç ölçeğinde cepheleşmiştir. Mezhep gerginlikleri, siyasi çatlaklar, hükümet bunalımları, sandık hileleri, mutabakat zayıflıkları birlikte yaşama iradesine ölümcül darbeler vurmuştur. Irak'ın inandırıcılığı ve itibarı olmayan hükümetleri doğan hiçbir krize karşı koyamamış, göğüs gerememiştir. Bu ülkede gittikçe yoğunlaşan bir siyaset ve yönetim sorunu bulunmaktadır. ABD'nin yanı sıra İran'ın da Irak üzerindeki nüfuz ve etki alanı zaman içinde genişlemiş ve güçlenmiştir. Irak toprak altından petrolün çıkarılıp toprağın altına insanın koyulduğu bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'nin Irak'ın siyasi istikrar ve iç barış ortamına ulaşması konusunda alması gereken sorumlulukları vardır ve olmalıdır. Türkmenlerin yok sayılması,
Türkmen kentlerine saldırılar, terör örgütlerine yardımlar Irak toplumunu bunaltmakla kalmamış, siyasi bölünme ve birliğin hasar almasına kapı aralamıştır. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de içinde bulunduğu bir konvoya 2 Ocak günü Bağdat'ta düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri hava saldırısı bölgesel gerilimi zirveye taşımıştır. 27 Aralık 2019'da Kerkük yakınlarındaki bir askeri üsse yapılan saldırıda ABD'li bir görevlinin öldürülmesi, 29 Aralık'ta ABD'nin misillemede bulunması, 31 Aralık'ta da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine karşı protesto eylemleri sonuçta Kasım Süleymani'nin katledilmesine kadar uzanmıştır. Tırmanan ve savaş ihtimallerinin konuşulduğu bir sırada İran 8 Ocak 2020'de Irak'ta konuşlu bulunan 2 ABD üssüne gelişigüzel balistik füze fırlatarak cevabi saldırısını vermiştir. Gözler boyanmış, durum kurtarılmış, intikam çığlıkları düşüşe geçmiştir. Ardından Trump'ın barış içinde yaşamaya hazırız vurgusu, yatıştırıcı ve yumuşatıcı mesajları, İran yönetiminin temkinli ve tedbirli açıklamaları krizi yönetilebilir seviyede tutmuştur. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı'nın savaş istemiyoruz beyanı, aklı selimin öne çıkmaya başladığına da işaret ve ispat teşkil etmiştir. ABD, İran arasındaki itiş kalkış, dengelenmiş, denetim altına alınmıştır. Kasım Süleymani'ye düzenlenen füzeli hava saldırısından sonra pek çok senaryo konuşulmuş, bilen bilmeyen herkes, özellikle sözde uzmanlar, uzman yorumcular, apuk sapuk değerlendirmeleriyle akılları bulandırmışlardır. Televizyonları karartan ve kundaklayan tartışmacılar, ABD-İran ilişkilerine Türkiye merkezinden bakmak yerine kamplaşarak ters köşeye yatmışlardır. Türkiye'nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir. Hiç kuşku yok ki onu buna yüzeysel ve önyargılarla taraf olmak yerine hakkın, haklının ve hakikatin tarafında bulunmak, Türk milletinin vakar ve haysiyetinin şaşmaz bir gerçeğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Libya tezkeresini kabul edip Türk askerinin bir davet üzerine Trablus yoluna düştüğü bir süreçte İdlib'deki sancının şiddetlendiği, terör örgütü PKK, PYD, YPK'nin Rakka, Erbil bağlantısını kurmak için ABD desteğiyle silahlanmasını sürdürüp mesafe aldığı bir dönemde Kasım Süleymani saldırısı son derece manidar ve kuşkuludur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarına sahip çıkması, terörizme ve teröre destek veren ülkelere tepkisi muasım çevreleri ürkütmüş, değişik arayışlara itmiştir. ABD'nin Şii-Sünni bloklaşmasını keskinleştirerek özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Mısır ve bazı Körfez ülkelerinin elini güçlendirip İran'a karşı stratejik bir avantaj sağlamaya çalışması muhtemeldir. Libya'da darbeci ve terörist Hafter lehine askeri faaliyet gösterdiği anlaşılan Abu Dhabi yönetiminin finansal ve lojistik destek sağlayan Riyad yönetiminin bir adım gerisinde hangi küresel destekçilerin bulunduğu, İran ve Irak'taki buhrandan hangi sonuçları çıkarmak istedikleri malumdur. Kasım Süleymani, İran'ın üst düzey, meşhur ve müessir bir askeri görevlisidir.
Haçlı Şabi'nin kurucularından olan bu şahsın ismi bölgede pek çok menfur ve hunhar olaya şu ya da bu şekilde karışmıştır. Ne var ki şayet varsa işlediği suçların tayin, hitamında da tecziye makamı ne Amerika Birleşik Devletleri ne de bir başka ülke olabilecektir. İran'ın ve bu ülkedeki velayet-i fakih kurumunun en önemli ve kilit isminin öldürülmesi planlı olduğu kadar doğabilecek, olabilecek bütün olumsuzlukların hesaplandığını da göstermektedir. Suç ve suçlunun tefsik ve tespitiyle ilgili yollar evrensel hukuk kurallarına göre çok nettir. Aksi bir tartışma abesle iştigaldir. Aynı zamanda çok tehlikelidir. Herhangi bir ülke suçlu gördüğü bir başka devlet görevlisine açıktan tavır alıp saldırırsa adalet ve hukuk kuralları tümden rafa kalkacak, deyim yerindeyse orman kanunları geçerli olacaktır. Böyle olduğu takdirde haklının değil güçlünün sözü geçecektir. ABD Başkanı Trump'ın İranlı bir generali suçlu görüp öldürdük demesi ilkesel ve insan hakları merceğinden baktığımızda tam bir kırılmadır. Resmi bir devlet görevlisi olan Süleymani madem suçluydu, o zaman bir suçlunun nasıl yargılanacağı, nasıl cezalandırılacağı, nasıl bir muameleye ve hangi hukuki işlemlere muhatap kalacağı temel hukuk bilgisine sahip herkesin bildiği bir husustur. Üst rütbeli bir askeri direkt hedef alarak bana göre suçludur o halde ölmesi gerekir demek kanun tanımazlıktır. Vahşi batı yönetimidir. Eşkıyalıktır. Barbarlığın ta kendisidir. Suçu belirleyip ardından suçluyu cezalandırmak, buna da kılıf dikmek hiçbir ülkenin hakkı ve haddi olamayacaktır. Nitekim her ülke bu tip bir saldırıya yeri ve zamanı geldiğinde maruz kalabilecektir. ABD Başkanı'nın Kasım Süleymani'yi savaşları önlemek için öldürdük itiraf ve ifadesi uluslararası hukuka ve yerleşik insani değerlere meydan okumaktır. Böylesi bir üslubun genelleşmesi küresel adaleti karartacak, ülkeler arası irtibatları kesecek, dünyayı da Orta Doğu şartlarına taşıyacaktır. ABD'nin Orta Doğu'daki korsan ve kanunsuz varlığı, Irak ve Suriye'deki gayri hukuki faaliyetleri evvel emirde Müslüman kanının dökülmesine neden olmaktadır. Ayrıca İran'ın durum münasebetiyle birlikte öz eleştiri yapması, nüfuz alanları oluşturmak, ülkelerin iç işlerine müdahil olmak maksadıyla siyasi, silahlı, ideolojik ve mezhep temelli operasyonları durdurması mecburiyettir. Bölgesel tansiyonun düşürülmesi, akıl, sağduyu ve diplomasinin hakim olması yegane temennimizdir. Türkiye'nin bu süreçte öncü ve yapıcı girişimleriyle gerginliğin yatıştırılmasına destek vermesi takdire şayandır. Mezhepçi kutuplaşmalar, etnik husumetler, dış müdahaleler, örtülü operasyonlar, hak ve hukuk ihlalleri her zaman itiraz edilip karşısına durulması gereken tehlikelerdir. Milliyetçi Hareket Partisi komşu ülkelerin huzurundan, güvenliğinden, toprak bütünlüğünden ve siyasal birliğinden yanadır. Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir. Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes bedel ödeyecektir. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya'ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2194 vatan evladının yaralanmasından
doğrudan doğruya sorumlu olan bir caninin korunup kullanması hangi insani değere sığacaktır? FETÖ'cülük suç, örgüt elebaşı Gülen de suçlu değilse bu durumda suç ve suçlunun tanımı nasıl yapılacaktır? Suç nedir? Suçlu kimdir? ABD Başkanı Trump'ın mazlum Kobani Kot isimli terörist başı Ferhat Abdüşahin'le telefonla görüşüp general diye yutturmaya çalışması gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir. Bu terazi bu sıkleti çekmeyecek, mızrak çuvala girmeyecektir. DAEŞ liderini öldürenler buyursunlar, PKK'nın, YPG'nin ileri gelenlerini de öldürsünler. Ya da aradan ve önümüzden çekilip kahraman bir Türk evladının neleri yapacağını dikkatle izleyip ders alıp takip etsinler. Hamdolsun alemde şer bitmezse Oğuz neslinde de er tükenmez. Tükenmeyecektir. Suçlunun imhası gerekiyorsa o zaman bir terör örgütü liderinin de yok edilmesi hakkın, hukukun, vicdanın sesidir, nefesidir, kesinlikle icabıdır. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Hiçbir güç sahibi ülke insanlığının emek emek tecrübe edip biriktirdiği mirasına hasretmeye kalkışmasın. Cambaza baktıranlar kirli ve kinli hesaplarını bu vesileyle görmeye yeltenmesin. İran'ın gerek Irak üzerinde, gerek Suriye özelinde, gerekse Bahreyn ve Lübnan çemberinde oynamalar ve siyasi planlamalar yaptığı, örtülü operasyonlara meylettiği, mezhepçi bir strateji takip ettiği aşikardır. Ancak sebep ne olursa olsun, ahlak ve hukuk dışı her saldırı ve sonucunda can kaybı cinayettir, rezalettir, hesabı sorulmalıdır. İran'da Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan olaylar ve sonuçta çok sayıda insanın ölümü, bunun yanında Ukrayna hava yollarına ait 752 sefer sayılı bir yolcu uçağının yanlışlıkla vurulduğunun itiraf edilip 176 masum insanın öldürülmesi tek kelimeyle felakettir. Bir uçağı düşürüp pardon demek vicdan ve akıl tutulmasıdır. Elbette sorumluları bunun hesabını vermeli ve hak ettikleri cezayı almalıdır. Trump'ın azil süreciyle ilgili tartışmalar birdenbire sönerken İran'daki protesto gösterileri de bıçak gibi kesilmiştir. Görüldüğü kadarıyla Kasım Süleyman'ın ölümü iki ülkeyi de bir yönüyle konsolide etmiş, siyasi ve stratejik kazançlara yol açmıştır. Gerilimin denetimli şekilde tırmanıp kısa sürede inişe geçmesi ve iki ülkenin makul sınırlara çekilmesi komplo teorisyenlerine bol bol malzeme vermektedir. ABD, İran arasındaki gelgitler, Irak'taki siyasi ve sosyal tansiyonun yönünü belirlemektedir. Bölgede mazlumların kanı üzerinden sinsi pazarlıklar yapılmaktadır. Irak parlamentosu 5 Ocak'ta ABD askerlerinin ülkelerini terk etmesini öngören yasa tasarısını kabul etmiştir. Irak Başbakanı, Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik hazırlıkların başlaması amacıyla Bağdat'ta bir heyet gönderilmesi çağrısında bulunmuştur. Ancak ABD bu çağrıyı reddetmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu dönemde Irak'a gönderilecek herhangi bir heyetin ele alacağı konu ABD askerinin geri çekilmesi değil, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeniden en iyi şekilde tesis edilmesi olacaktır. Değerlendirmesi küstahçadır. Irak, ABD'li askerlere topraklarımdan çık diyor. Buna rağmen ne çıkan ne de çıkmaya gönüllü bir irade görülüyor.
Bize göre ABD'nin stratejik ortaklık masalı işgalin örtülmesinden, mütecaviz emellerin gizlenmesinden başka bir anlama gelmeyecektir. Kiminle stratejik ortaklık kurduysa yapmadığı eziyet, işkence, yaptırım ve baskı kalmayan bir ülke karşımızdadır. Bu yılın Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçiminin siyasi kampanya dönemi Orta Doğu'da başlamış, Trump daralan çemberi şimdilik yarmıştır. ABD ile İran arasındaki tehlikeli kutuplaşma, bölgesel istikrar ve güvenliği temelinden dinamitleme, barış ve huzur çabalarını hepten köreltme riski taşımaktadır. Büyük sorunlarla boğuşan Orta Doğu'nun kaygı verici yeni bir krizin içine sürüklenmemesi çok ciddi badirelere yol açabilecektir. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısı bölgeyi her türlü risk ve tehdide açık halde getirmiş, adeta pimi çekilmiş bombaya dönüştürmüştür. Aynı zamanda Irak'ın egemenlik hakları yok sayılmıştır. Görünen odur ki ABD Irak'ta seri cinayetlerine alenen ve pervasızca devam edecektir. Türk milleti emperyalizme direnecek, bekasını tehdit eden hiçbir eylem ve teşebbüse göz yummayacaktır. Bunları yapıyorken bölge ülkeleriyle sabırlı ve sağlıklı barış ve istikrar temelli, karşılıklı hak ve çıkarlara hürmet eden ilişkilerini de güçlendirecektir. Değerli basın mensupları, muhterem dava arkadaşlarım. Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura, sürdürülebilir istikrar ve siyasi düzene kavuşması temel tercih ve beklentimizdir. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge planlamasıyla terör örgütlerine yönelik haklı ve meşru hareketleri en başta barış ve güvenliğin teminine yöneliktir. Türkiye, Rusya, İran arasında 20 Ocak 2017'den beri süren ve adeta 14 defa gerçekleşen Astana zirveleri, Soçi görüşmeleri, Cenevre süreçleri Suriye'de siyasi çözüm arayışlarına ve çatışmasızlık ikliminin tesisine hizmet etmiştir. Müştereken daha yapılacak çok iş vardır. Maalesef Suriye Anayasa Komitesi toplantıları bugüne kadar bir sonuç vermemiştir. Her şeyden önce komşu ülkelerin istikrarına ve Suriye'deki çatışmaların son bulmasına muhatap ülkeler sabırla ve eşgüdüm halinde destek vermelidir. Bu gece yarısından sonra İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes uygulamasına geçilecek olması önemli bir kazanım, muhafazası gereken bir karardır. İlaveten Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Libya'da sağlanan ateşkes iradesi çok değerli bir gelişmedir. Suriye, Suriyelilerindir. Irak, Iraklılarındır. Libya'da Libyalılarındır. Bu ülkelerde siyasi geçiş süreçlerinin demokratik tahammül sınırları içinde olmasının yanında birlik ve beraberlik ortamı dikkat ve titizlikle sağlanmalıdır. Türkiye, Irak, Suriye ve Libya'da siyasi gerginliklerin azaltılmasıyla birlikte iç çatışma ortamının zayıflaması konusunda aktif ve katılımcı olmalıdır. Irak ve Suriye'de demokratik süreçler çalıştırılarak yönetimde denge ve istikrarın kurumsallaşması süratle hayata geçirilmelidir. Suriye ve Irak'ın geleceğine bu ülkelerin halkları karar vermelidir. Özellikle bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün de ana sebepleri arasındadır. Suriye'ye gidip Esad'la görüşüp problemi çözerim diyen hezeyan çukuruna düşen zavallılardır. Problemin faillerinden çözüm beklemek boşuna gayrettir. Esad'la görüşmeye hazır olduğunu söyleyen acil ve atıl zihniyet, masum ve sivil halka
varil bombalarının nasıl fırlatıldığını, milyonlarca Suriyelinin vatanlarından koparılıp sağa sola nasıl savrulduklarını da sorup öğrenecek midir? 2011'den beri çözülemeyen kanlı bulmacanın çözümü bir ziyaretle mümkün idiyse teklif sahibi aklı evvel acaba bugüne kadar neredeydi, ne yapıyordu, niye hesapla gitmeyi denemedi? Suriye'de çözümün adresi herkesi, her kesim içine alacak siyasi uzlaşmadır. Kısaca bütün Suriyelilerin müşterek iradesiyle hazırlanacak bir anayasada mahfuzdur. Eğer sandık ve demokrasi sonuç vermezse Esad'ın tasfiyesi mutlak anlamda zarurettir. Türkiye'deki Esad lobisinin görüş ve düşünceleri defoludur, temelsizdir. CHP, İP ve bazı sözde aydınların başını çektiği Esadçıların bazı zihniyetine muhabbet duymaları, görüşülmesini muhatap alınmasını seslendirmeleri acıklı bir kovuşma halidir. Katile katil diyemeyenlerin mazlumlara söyleyecek tek bir sözü olamayacaktır. Türkiye'nin sağlam duruşu tartışmayı açanlar ahlaki ve milli hedefleri anlamayacak kadar zekaları kıt, idrakleri kapalıdır. Bunlara ne söylesek boştur. Libya'da Hafter'le saf tutanlar, Suriye'de Esad'a yanaşırlar, Mısır'da Sisi'ci olurlar, YPK'yi överler, PKK'yı aklarlar, FETÖ'yle kucaklaşırlar, asla Türk milletinin haysiyetli bir evladı olamazlar, milli ve yerli bir duruş gösteremezler. CHP'nin Libya tezkeresine karşı çıkması, Hafter'i makul ve seküler görmesi ayıplı ve arızalı bir üsluptur. Libya'daki Türklerin mevcudiyetini bilmeyenlerin Hafter hayranlığı patolojik vakadır. Bu CHP Türkiye'nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır. CHP il başkanlarının katılımıyla 16-17-18 Ağustos 2019 tarihinde Nevşehir'de yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu bir konuşma yapmış ve aynen şöyle söylenmişti. Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Aynı Kılıçdaroğlu sonradan dönüp ne işimiz var Libya'da sorusunu sormuş. Yani kayışı koparmış, şanzımanı dağıtmıştır. Kılıçdaroğlu salladıkça sallamış. Fizan çöllerinde askerlerimizin ne işi olduğunu öğrenmek istemiştir. CHP Genel Başkanı kuru sıkı atmakta, baltayı taşa vurmaktadır. Fizan'ın haritada yerini gösterin deseniz emin olun gösteremez. Gösterse yalan yanlış Filipinleri gösterir. Fizan Hafter'in kontrolündedir ve de Libya'nın güneyindedir. Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka yer bilemez. Türk askeri bir davet üzerine ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hakim olduğu bölgelerde görev yapacaktır. Fizan'la Türk askerinin gideceği yer arasında en küçük yakınlık veya bağ aransa bile bulunamayacaktır. Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu niye herkesin olduğu yerde biz yokuz diyor. Bir bakıyorsunuz ne işimiz var diye kendisiyle çelişip ters düşüyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler yalan ve çelişkiler anıtıdır. Kanal İstanbul projesi depremi tetikler dedikten bir müddet sonra böyle söylemedik diye çark eden, U dönüşü yapan CHP zihniyetidir. FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmelidir. Açıklamamızı çarpıtıp komisyon kurulması için teklif verin desek destek olalım derler.
FETÖ'nün kiminle emel ve hedef birlikteliği yaptığını görmezler, göremezler, görmek istemezler. FETÖ'nün CHP'de kurduğu düzeni, inşa ettiği düzeneyi saklayıp üç maymunu oynarlar. Kulakları vardır duymaz, kalpleri vardır kavramaz. Bu CHP'nin sicili kabarık, seciyesi karanlıktır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri yalan, yalan, yeğeni ve yozdur. Türkiye, Libya'da huzurun yanındadır. Tarihin yanındadır. Birlik ve kardeşliğin tarafındadır. Libya'da ne aradığımızı söyleyenler, Akdeniz'de boğulmamızı, Anadolu'da teslim olmamızı dileyen ve gözleyen işbirlikçilerdir. Hafter'i makul bulan CHP'nin Türk askerini mahsurlu görmesi utanmazlıktır. Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak sivrilmiştir. Tarihin çağrısı hatırımızdadır. 109 yıl önce Libya'da yaşananlar mıh gibi aklımızdadır. Türkiye'nin Libya'da bulunması milli şuurun harfiyen gereğidir. Dün Mustafa Kemal Paşa yapmıştı. Enver Paşa gerçekleştirmişti. Şimdi de onların ahvadı müstesna beka nöbeti için Akdeniz'in karşı kıyısındadır. Kılıçdaroğlu çok dertleniyorsa, çok içerleniyorsa Hafter'e haber yollayıp uygun görülürse bir gemiye binip yanında soluğu alması kendisine samimi tavsiyemizdir. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, milletvekilleri ve il başkanları ortak toplantılarımız başarıyla sonuçlanmış, son derece verimli geçmiştir. 2020 yılının bu ilk buluşması gayet anlamlı ve faydalı olmuştur. Alanlarında uzlaşmış saygın akademisyenlerimiz ile Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri müstesna çalışmalarını bizlerle paylaşmışlardır. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç katacak ve Türk milletine tercüman olmaya, Türkiye'nin beka ve milli çıkarlarını savunmaya devam edecektir. 2023 Lider Ülke Türkiye amacına ulaşmak, Cumhur İttifakı olarak temel gündemimizdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geleceğin büyük Türkiye'sinin yönetimsel mimarı olacağı her zaman koruyacağız. Zillet millete boyun eğdiremeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi fitneye, dedikoduya, kötü niyet sahiplerine şans tanımayacak, fırsat vermeyecektir. Şahsını davasının önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla sonuna kadar yürüyeceğiz. Dava arkadaşının kuyusunu kazanlarla değil, dava arkadaşlarına omuz verenlerle, el ele onurla mücadele edenlerle geleceği kucaklayacağız. Ben değil biz diyen, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyebilen kutlu yüreklerle aşılmaz engelleri aşacağız. Bozulmaz tuzakları bozacağız. Ne yapıyorlar değil, ben ne yaptım sorusunu sorabilen, başkasının çetelesini tutmak yerine kendi vicdanını sorguya çeken ve bütün ülkem için, davam için, milletim için ne ürettim sorusuna gururla cevap verebilen ahlaklı dava insanlarıyla Türkiye'ye umut olacağız. Oturmayacağız, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Yerimizde saymayacağız. Yükselmekten taviz vermeyeceğiz. Onun bunu çekiştirenlere imkan vermeyeceğiz. Ona buna kulp takanları aramızdan çekip atacağız. Davamız Türk milletinin ezeli davasıdır. Davamız Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin ebedi doğruluşu ve dik duruşudur. Davamız Kızıl Elma'dır. Davamız Turan'dır. Davamız Türk İslam ülküsünün muzaffer şafağına ulaşmaktır. Azımızı
çok yapıp durmadan ilerleyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Çelik gibi irademizle müfsitlere ve münafıklara kapalı duracağız. Benimle ilkeli, seviyeli, inançlı ve adam gibi yürüyecek her arkadaşıma gönlümde kapım da ardına kadar açıktır. Allah eksikliğinizi göstermesin. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Geldiğiniz yurt köşelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımıza selam ve hürmetlerimi götürmenizi rica ediyorum. Kılıcınız keskin, kararınız emin, bahtınız açık olsun. Ay gökte kaldıkça, güneş üstümüze doğdukça, ulu hocaların, ak sakalların duası milletimizin ve dava arkadaşlarımın üzerine olsun. Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nde şehit düşen 4 kahramanımızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Ve de partimizi muzaffer kılsın diyorum. Basın toplantımızın sonunda hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Buyurun efendim. Basın olarak her zaman bizimle beraber olan, yol arkadaşlığı yapan değerli muhabir kardeşlerim ve basın temsilcileri olmak üzere onlardan eğer soruları varsa almak isterim ve kısaca da cevap vermek isterim. Buyurun efendim. Olacak müsaadenizle efendim. Efendim? Müsaadenizle iki sorum olacak efendim çok kısa olarak. Son dönemdeki açıklamalarınızda yazılı açıklamalarınızda genellikle FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çekiyorsunuz, vurgu yapıyorsunuz. Az önce de konuşmanızda değindiniz çok kısa olarak. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması konusunda bir soru önergesi verdiğini açıkladı. Diğer partilerin ne diyeceğini biliyoruz ama topu burada MHP'ye attı. MHP'den ne yanıt gelecek bu konuda merak ediyoruz dedi. Bu önergeye cevabınız ne olacak? Birinci sorum bu. İkinci olarak da güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çağrısı var Millet İttifakı'ndan. Sık sık bu açıklamalar geliyor güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş açısından. Dün Meral Akşener yaptığı bir açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyenlerin oranı Türkiye'de %64, %65'lere çıktı dedi. Bir de bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Son sorudan başlarsam, hesap bilmeyenlere hesap anlatmak çok zor. Onun için ona cevap vermeye gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu üslubu, Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifinle işbirliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur. Buyurun efendim. Efendim, öncelikle konuşmanızın sonunda dava arkadaşlarımızla omuz verenlerle sonuna dek yürüyeceğiz, oturmayacağız, yorulmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandınız. Bir süredir sağlık problemleriniz nedeniyle çalışmalarınıza da ara vermiştiniz. Önümüzdeki dönemi bize vizyoner olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl devam edecek Milliyetçi Hareket Partisi? Son bölümde söyledim. Yolumuza devam edeceğiz ve dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren, her türlü zahmeti çeken ama kızgın, kırgın ve küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa sola sapanları, bir rüzgara sürüklenenleri tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. O dulda da Milliyetçi Hareket Partisi'dir.
Abdullah'ı tarif etmeme gerek var mı efendim? Pekala. Evet, siz vardınız. Buyurun efendim. Efendim, Kanal İstanbul'la ilgili olarak tartışmaların odağında Montrö Sözleşmesi var. Siz de yapmış olduğunuz yazılı açıklamalarda Montrö Sözleşmesi'nin aksatılmadan yürütülmesinin altını özellikle çizdiniz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul'un Montrö ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Yeni yapılacak bu kanalın nasıl bir hukuk sistemine tabi olacağını siz nasıl tarif edersiniz? Nasıl bir hukuk sistemi olmalı efendim? Teşekkürler. Montrö ile ilgili olarak sözlerimize karşılık herhangi bir ilişkinin olmadığı resmi açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Onun üzerinde tekrar bir tartışma açarak var mıydı yok muydu demek doğru değildir. Çünkü artık bunun kararı verilmiştir. Montrö ile ilgili olmadığı kamuya resmi devlet yöneticileri tarafından anlatılmıştır. Onun üzerinde başlattı. Televizyon programlarında bir 4-5 konuşmacının arasına bizi de dahil etmek olur. Biz de o hatayı işlemeyiz. Şeyle. Öbür taraftan bir şey daha demiştiniz. İşte onu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yalnız bir gerçek var. O gerçeğe göre biz hareket ediyoruz. Bir siyasi parti programında, gündeminde, seçim beyannamesinde vaat ettikleriyle ilgili iktidar olduklarında yaptıkları çalışmalar göz önüne alındığı vakit bugüne kadar vaat edilenlerin büyük bir kısmı yapılmış. Şimdi ona itiraz edenler hep oralardan geçiyorlar. Ben bir defa Boğaz'ın altından geçtim ama İstanbul'da ne Cumhuriyet Halk Partililer var ki hep Boğaz'ın altından geçiyorlar. O sebepten dolayı biz 17 yıldan beri iktidarda bulunan kamuoyuna vaat ettikleri üzerinde ısrarla durulanları yapamazlar, yaparlar tartışmasının içerisinde yapamazlara laf üretecek bir yanlışa düşmek istemeyiz. Benim klasik arkadaşlarla olan konuşmam vardır. Birileri çıkmış yapamazlar diyor, öbürü çıkmış yıkarım diyor. Bize ne kalıyor geriye? Bana da kalan yakarım oluyor. Evet. Buyurun efendim. Efendim, malum yeni parti kuruluşları ve kuruluş arayışları devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti içerisinden bir parti çıktı, bir partinin daha çıkacağı ifade ediliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu yeni kurulan partilerle ilgili %99 oranında benzer yönlerimiz söz konusu, ittifak konusuna seçim yaklaştığında bakarız ifadesini kullandı. Evet. Siz bu yeni partileri ittifak temelinde nasıl değerlendirirsiniz efendim? Tabii yeni partiyi kuranların niyetlerine bağlı. Niçin kurdukları ve onu kamuoyuyla paylaştıkları amaçlar ve hedefler doğrultusunda ele alırsak, Cumhuriyet Halk Partisi veya Zillet İttifakı'nın bugüne kadar söylemlerini aynen tekrarlayan bir anlayışı görmekteyiz. Yani Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Tekrar parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Onu da birlikte yüceltecek ve güçlendirecek bir şekilde organize edeceğiz diyoruz. Davutoğlu böyle diyor. Kılıçdaroğlu böyle diyor. Saadet Partisi'nin şeyi diyor. Yani bir genel tabir var. Zadeler böyle düşünüyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Başka var mı efendim? Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün heyeti yemeğe davet ediyorum efendim.